Merhaba herkese. Yeni bir nutuk videosuyla beraberiz. Bu videoda Amasya Genelgesi'nden bahsedeceğiz. Ve en son olarak da dönemin İçişleri Bakanı'nın Atatürk'e karşı yayınladığı, Atatürk'ün aleyhine yayınladığı bir genelge var. O genelgeden bahsedip videoyu kapatacağız. Kısa bir video olacak. Hemen başlayalım isterseniz. İlk başta Amasya Genelgesi'nin maddelerini okuyarak başlamak istiyorum. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikedir. İstanbul hükümeti üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir. Ulusun bağımsızlığı yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusun içinde bulunduğu durum ve koşulların gereği yerine getirmek ve haklarını gür sesle dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal heyetin varlığı zorunludur. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yer olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin hızla toplanmasının kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından ulusun güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bu mesele bir uluslararası olarak tutulmalı ve temsilciler gerekli görülen yerlere de yolculuklarını kendilerine tanıtmadan yapmalıdırlar. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Belirtilen tarihe kadar diğer illerin delegeleri de Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Toplantısı'na katılmak üzere hareket ederler. Amasya Genelgesi yayınlandıktan sonra Sivas'ta bir kongre toplanacağı belli oluyor zaten. Bunun için de İstanbul'daki bazı kişilere Atatürk bir mektup yazıyor. O mektubun maddelerini şimdi size okuyacağım. Bu arada bu mektup yazdıkları arasında Halilet Badıvar da var. O da tanıdığımız önemli isimlerden biri. Yalnız mitingler ve gösteriler büyük gayeleri hiçbir zaman gerçekleştiremez. Bunlar ancak ulusun sinesinden fiilen doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. Zaten acı olan durumu tehlikeli şekilde koyan en önemli etken İstanbul'daki karşı takımlar ve ulusal davayı zararlı bir şekilde yüz üstü bırakan siyasi ve ulusal olmayan bunun cezasını vatanımızın zararına olarak fazlasıyla görmekteyiz. Artık İstanbul Anadolu egemen değil, bağlı olmak zorundadır. Fedakarlık çok büyüktür. Özellikle 4. madde, yani artık İstanbul Anadolu egemen değil, bağlı olmak zorundadır maddesi önemli madde bence. Zaten siyah kontrolü de yazılmış. Burada söylemek sarayın hakim değil, Anadolu'nun daha çok hakim olması gerektiği ve hakim olacağı konusunda bir fikir birliği içinde olmamız gerektiğini videomda belirtmiş Atatürk. Bundan sonra dönemin İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey var. Ali Kemal Bey Atatürk'ün dediğim gibi aleyhine bir mektup hazırlıyor. Daha doğrusu bir genelge hazırlıyor Atatürk'ün aleyhine. Onu da o genelgede şu an okuyor olacağım. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber günümüzün siyasetini o kadar iyi bilmediği için büyük yurtseverlik ve gayretine rağmen yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin istek ve ısrarıyla görevinden alındı ve bundan sonra yaptıkları ve yazdıklarıyla da bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Reddi ilhak cemiyetleri gibi Karesi ve Aydın çevresinde Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı haracı kesmekten başka bir iş görmeyen emirsiz, saygısız ve kanun dışı oluşan bazı heyetler için öteden beri çektiği telgraflarla da siyasi hatasını idari olarak da arttırdı. Adı geçenin İstanbul'da getirilmesi Savunma Bakanlığı'na ait bir görevdir. Fakat İçişleri Bakanlığı size kesin emri artık o kişinin görevden alınmış olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek, hükümet işleriyle ilgili hiçbir istek getirmemektir. Bu emir çerçevesinde hareket etmekle ne gibi sorumluluklarını ortadan kalkacağını anlayacağınızdan eminim. Ayrıca bu önemli ve çok tehlikeli dakikalarda memur, halk, her Osmanlı'ya düşen en büyük görev, Barış Konferansı tarafından yazgımıza dair karar verilirken ve 5 yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza topladığımızı göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışlarına örnek olmak, parti, mezhep, ırk karşılıklarını gözetmek için her birinin hayatını, malını, ırzını koruyarak uygarlık karşısında bu ülkeyi bir daha lekelememek değil midir? Bu video bu kadar olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.